26 Ekim Çarşamba Cumhuriyet Barış Pehlivan Kötü haberi veriyorum. Televizyon kapatmaksa kapatacaklar. Gerçeği söyleyenleri susturacaklar. Maalesef duyduklarımın teyidi gibiydi bu sözler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 ay içinde çok çalışacağız diye işaret ettiği sürede olacakların özetiydi. Çünkü sandığın geliş yolunu kimse bilmesin isteniyordu. Bildiğimiz bir şey var. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Tele 1'e 3 gün ekran karartma cezası verdi. Peki bunun vebali bir yana devamı olur mu? Yani Tele 1 tamamen kapatılır mı? Keşke yanılsam ama böyle bir plan devreye sokulmuş durumda. Ankara Kitap Fuarı'na gitmişken İlhan Taşçı'nın da kapısını çaldım geçen hafta. Ritü'n CHP kontenjanından üyesi Taşçı'ya açık açık sordum. Tele 1 seçim öncesi kapatılacak mı? Şunları not ettim söylediklerinden. Mümkün değil diyebilmeyi çok isterdim. Ancak bugüne kadar verilen kararlara bakınca bunu deme olanağımız yok. İki nedenden dolayı. Bir, Ritü döneminde 1. Ritü'nün son dönemde tele dönük giderek agresifleşen kararları. Keza en son verilen 3 günlük ekran kırartma cezası bunun bir işaret fişeğidir. İkincisi ise önümüzde Türkiye'nin geleceğinin ve Cumhuriyet değerlerinin oynanacağı bir seçim var. Sarayla iktidar Ritü'k. BİK gibi kurumlar aracılığıyla eleştirel medyada bugüne kadar olduğundan çok daha büyük sessizliği ve suskunluğu özellikle bu seçim sürecinde hedefliyor. Seçime gidilen bu süreçte iktidar bir yandan her geçen gün yitirdiği gücünü yeniden kazanabilmek için gerçeklikten kopuk algıları yaymaya çalışacak, öte yandan da başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere Muhalefet partilerinin çöken ekonomiden dış politikaya kadar pek çok konudaki çözüm önerilerinin halk tarafından duyulmasını istemeyecek. Muhalefetin sesinin toplum tarafından duyulmaması, yani bilinmemesi için ekran karartmaksa karartacaklar. Televizyon kapatmaksa kapatacaklar. Gerçekleri söyleyenleri susturacaklar. Benim kaygım bu. Çünkü devlet olanaklarıyla fonlanan ve beslenen medyanın toplumda karşılığının yani inandırıcılığının olmadığını en iyi iktidar biliyor. Risk üyesi Taşçı'ya peki Türkiye'nin soluğu olan yayın organları kapatılmak üzereyken siz ne yapıyorsunuz diye sordum. Şu yanıtı aldım. Anayasal güvence altında olması gereken ifade ve basın özgürlüğü için mücadele ediyorum tek sesli bir rejim iline, çok sesli bir demokraside halkın bütün tarafları duyabildiği özgü bir Türkiye için var gücümle savaşımı veriyorum. Olması planlanan bu kötü habere dair Tele1 cephesinin görüşlerini de merak ettim. Kanalın genel yayın yönetmeni Merdan Yanarda aradım. Ona da Tele 1'i sürekli olarak karartmalarını bekliyor musunuz diye sordum. Yanardağ hem öfkeli hem de kararlı bir tonla şunları söyledi. Evet yapıp yapamayacakları ayrı bir bahis ama niyetleri lisansı iptal etmek. Öyle anlaşılıyor. Çünkü Ritük, iktidarın bir baskı ve sansür aygıtı gibi çalışıyor. İşlevi bu. Özel bir kin ve düşmanlıkla hareket edildiğini görüyoruz. Özellikle kurum başkanı Ebu Bekir Şahin, Telebir'e karşı özel ve kişiselleştirilmiş bir düşmanlık içinde. Onu olan bitenden her zaman sorumlu tutacağız. Göreceğiz nasıl davranacağını, iktidardan AKP'den talimat aldıklarını düşünüyorum. Bu suçtur. Kendilerini mahkeme edine koyarak anayasal bir suç işliyorlar. Kaynağını anayasadan almayan bir yetki kullanıyorlar. Hukuk önünde bunun hesabını soracağız. Hakkımızı yedirmeyeceğiz. İki elimiz yakalarında olacak. Bu bilinsin. Merdan Yanardağ ancak dedi ve ekledi. Telebiri kapatıp kapatamayacakları biraz da toplumsal ve demokratik tepkiye bağlı. Mücadele edeceğiz. Bu nedenle hangi eğilimde olursa olsunlar bütün demokratik güçleri, kuruluşları, çevreleri, özetle hak ve özgürlüklerden yana olan herkesi bu karartma ve kapatma girişimine karşı koymaya, telebirle dayanışmaya çağırıyorum. Zira telebiri kapatmak, Türkiye'yi karartmak demektir. Arkasından diğer bağımsız kanallar, yani Halk TV, KRT gibi medya kuruluşları gelecektir. Amaçları o karanlıkta bir iş çevirmek, seçmen iradesini bir kez daha çalmaya çalışmaktır. Çünkü Telebir'in ve bağımsız medya kuruluşlarının olduğu bir ortamda bunu yapamayacaklarını geçen yerel seçimlerde gördüler. Sahi 20 yılda neler öğrendik? O kadarını da yapamazlar denilen çok şeyi izledi gözlerimiz. Artık burada dururlar demekle kaç kez yanıldı dillerimiz. Dört bir yandan gelen çığlık biter sandı kulaklarımız. Şimdi bu son imtihanımız olsun.'' 26 Ekim Çarşamba Cumhuriyet Barış Pehlivan Kötü haberi veriyorum.